Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ala rasulina Muhammedin salavat. Dersimize hamd ile başlayalım. Cenab-ı Hakk'a şükürle başlayalım. Cenab-ı Hak bizi bu akşam burada bir iman hakikatini hem de delilleriyle mütalaa etmek üzere cem etti. Hamdü sena olsun. Konumuz ahirette Allah'ı görmek caiz midir? Başlamadan önce şöyle iki noktaya dikkat etmek istiyorum. Birinci noktamız, Üstadımızın İmam-ı Rabbani Hazretlerinden naklettiği şu cümle: hakaiki imaniyeden, iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafı, yani bir meselenin delilleriyle, göz ile görüyormuş gibi anlaşılması, binler ezvak, binler zevke ve mevacid ve böyle gönüle hoş gelen şeylere ve kerametlere tercih eder. İmam Rabbani Hazretleri hayalimize bir terazi koydu. Bir tarafına binlerce zevki, mevacidi, kerameti, güzel rüyayı, lezzeti koydu. Bir tarafa da bir imani hakikatin inkişafını koydu. Dedi ki, ben bir tek imani hakikatin inkişafını tercih ederim. O tercih ediyorsa demek ki makbul ve kıymetli olan budur, ondan tercih ediyorduk. Bizler bu akşam bir iman hakikati olan Allah'ı ahirette görmek caiz midir meselesinin inkişafını sağlayacağız. Çok nasipliyiz. Allah büyük bir ihsanda bulundu, bizi burada cem etti. Yani şu anda yapacağımız ders Allah katında çok makbul bir mesele. Çok makbul bir ibadet. İkincisi de bazı dersler var. Kişi yarı uykuda olsa arada bir uyanıp gözünü açıp hatibe kulak verse yine istifade eder. Kalbi dersler mesela. Ölüm, işte ahiret, böyle kalbi şeyler. Ama bir de böyle dersler var. Son derece ilmi değil, gözü arada bir açıp istifade etmek. Gözü biraz kapatsak sevap cihetiyle istifade ederiz ama ilim cihetiyle istifade edemeyiz. Bu ders kalbi bir ders değil. Bu ders bitinceye kadar kalbimizde bir hareketlenme ya da içimizden Allah demek geçmeyecek. Ders bitinceye kadar, tabir caizse, bir pimpon topu gibi beyin devamlı bir şeyi takip edecek, yorulacak. Üstadımız şu anlattığımı muhakematta şöyle ifade ediyor. Kendisi için söylüyor. Zira diyor, ilak eden, yani anlattığım şeylerin anlaşılmasını zorlaştıran manasındaki dikkat ve kıymettir diyor. Mana bir dikkat istiyor, bir kıymetli nokta nokta. Evet diyor, bizim cümlemiz burası. Nazlanan
ve istina gösteren, nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin, bu adaki nazeninin manası anlatılan mana. Bir mana yakalamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Mana ne yapıyor? Nazlanıyor. Kendini teslim etmiyor. İstina gösteriyor. İşte o nazlanan mananın mehirleri dikkattir. Bir açalım burasını. Hani bir erkek bir kadınla evlenmek ister. Ne yapar? O kadına sahip olmak için, nikahına alabilmek için mehir öder. Mehir nikahın sıhhat şartıdır. Mesela kadın dedi ki erkeğe, seni vekil tayin ettim, git beni Ahmet'le evlendir. Vekil gitti Ahmet'e, nikah kıyıldı, mehir tayin edildi. Mesela 100 gram altın. Mehir kadına ulaştıktan sonra kadın derse ki ben bu mehri kabul etmem, nikah o anda fesholur. Yani mehir olmadan sahip olmak mümkün değil. Şimdi anlatacağımız ders, yapacağımız ders, öyle hani bazı kadınlar var, onlar mehir istemiyor. Bazıları var, az mehir istiyor. Ama bazıları şu kadar bilezik istiyor ya, çok büyük. İşte bu ders çok fazla bilezik isteyen kadın gibi. Çok dikkat istiyor. Yorulacaksınız. Yorulacaksınız. Ama ben birinci slaytı bu yüzden seçtim. Yorulacaksınız ama bir tek imani hakikatin inkişafı burada bize Allah dedikten kalbimizi sağa sola fırlatan, bizi cezbeye getiren bir dersten indallah daha makbuldu. Daha makbuldu. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Bir, dersin kıymetini anlamaya çalıştık. Bu dersin istediği mehri gördük. Mehir neymiş? Dikkatmiş. O zaman dikkatini toplayabilenler istifade edecek, dersi anlayacak, ama dikkatini toplayamayan, arada bir hayaliyle sağa sola giden dersi kaybedecek. Dikkati dağıtmak için de çok sebep var. Evvela benim gibi bir adam var yani. Allah sabır versin. İki nokta demiştim. Üçüncü noktayı da ekleyeceğim. O da Cenab-ı Hak biraz evvel kalbime attı. Ders öyle başlayacağım. Bir hadisle başlamış olalım aynı zamanda. Ebu Umame Hazretlerinden naklediliyor. Biraz evvel aklıma Allah getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Setekunu fiten. Fitneler olacak. Pek yakında. Yusbir racülü müminen ve yumsi kafir. Kişi sabah mümin olarak sabahlayacak ama imanını akşama çıkartamayacak. Akşam kafir olarak akşamlayacak. Düşünebiliyor musunuz? Hayal edin. Sabah yataktan kalktı mümin ama güneş batarken en kıymetli hazinesi olan imanı kaybetti. İlla men diyor Efendimiz. Ama o kişi müstesna. Bakın bir kişi var. Efendimiz onu müstesna kılmış. Ondan başkasını da müstesna kılmıyor. Ya biz o kişi olacağız ya da maazallah, Allah muhafaza etsin, hadiste belirtilen tehlikeye düşeceğiz. Acaba Allah'ın, Resulünün müstesna kıldığı, sabah da mümin olan, akşam da mümin olan kişi kim? Ehyâhullâhu bil ilm. Allah'ın kendisini ilim ile ihya ettiği kul. Allah'ın kendisine ilim bahşettiği kul. Demek ki bakın, ilim bir kalkan. Kişinin küfre düşmesini önlüyor. Şimdi bu hadisin manasını, şu hadisi cebimize bir koyalım.
Bir daha mana dikkat kesilelim. Fitneler olacak. Kişi sabah mümin olacak. Akşam kafir. İlim ile Allah'ın hayat verdikleri müstesna. Bu ders aynı zamanda bu hadisin de bir şerhi olacak. Yani bakın, eğer biz ilim ile hayat bulmazsak nasıl dökülürüz? Bu mukaddemeden sonra Cenab-ı Hak bize bu dersi anlama ihsanında bulunsun. Mesele sırf anlamak da değil Cemal. Başka tarafa taşımak. Burada çok deliller var. İkisi, üçü aklımızda kalırsa ne mutlu bize. Konumuz neydi? Konumuz Allah'ı görmek caiz midir meselesi. İlk önce Mutezile'nin iki deliline bakacağız. Çünkü en kuvvetli iki delili var. Ve izgultum, bir vakit demiştiniz, ben daha kolay takip edebilin diye slayt şekline getirdim ki bu ders slaytta kolay olur. Bir vakit demiştiniz, Beni İsrail'e bir hitap. Ya Musa, ey Musa, len nu'mine lek, biz sana asla iman etmeyiz. Hatta nerallaha cehve, Allah'ı açıkça, aşikar görmedikçe. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'dan Allah'ı açıkça görmeyi talep etti. Konumla ilgili değil ama bir parantez bilgi, çok uzatmayayım burasını. 70 kişilik bir grup, kıssası geçiyor. Velamma ca Musa limiqatina 70 reculen diye geçiyor. Ne zaman ki Musa 70 kişiyle mikatımıza geldi, Musa Aleyhisselam Tur Sina'dan döndüğünde kavmini buzaya tapar buluyor. Cenab-ı Hak onlara tövbe olsun diye birbirlerini öldürmeyi emrediyor. Kısa geçiyorum. Bayağı bir ölüm oluyor. Musa Aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Allah'ı durduruyor. Sonra Musa Aleyhisselam kavminden en seçilmiş 70 kişiyi alıp tövbe etmek üzere tekrar Tur Sina'ya çıkıyor. O 70 kişi de Allah'ı görmedikçe sana iman etmeyeceğiz diyor. Şimdi Mutezile'nin delili fe ahazet kumus saiga, ve sizi bir yıldırım yakaladı. Se bir yıldırım çarptı, ventun tenzirun, siz de baka kalmış bir haldeydiniz. Şimdi Mutezile diyor ki, Mutezile'ye göre Allah ahirette gözükmeyecek. Ehli sünnete göre gözükecek. Mutezile diyor ki bu ayeti kerime Allah'ı görmenin caiz olmadığına delildir. Çünkü bu 70 kişi Allah'ı görmek istediği için cezaya çarptırıldı. Yıldırım ile onlara azap edildi. Eğer Allah'ı görmek caiz olsaydı onlar azap edilmezdi. Çünkü bir kimse caiz olan bir şey istemesinden dolayı azap görmez. Demek onlar caiz olmayan bir şey istedi. Bu da Allah'ı görmek arzusudur. İşte bu ayet-i kerime ispat eder ki Allah'ı görmek caiz ve mümkün değildir. Ehl-i Sünnet, bakın şimdi, değil mi? Kuvvetli bir delil değil mi? Gerçekten insan düşününce muhakeme yapıyor. Bir kişi Allah'tan caiz bir şey isterse ceza görmez. Caiz olmayanı isterse ceza görür. Bu 70 kişi ceza görmüş mü? Görmüş. Yıldırım çarpmış. Demek ki istedikleri şey caiz olmayan bir şey. Peki ne istemişler? Allah'ı görmek istemişler. O halde Allah'ı görmek caiz değildi. Kuvvetli bir muhakeme. Bakın şimdi Ehl-i Sünnet nasıl bu delili hemen yok ediyor. Ehl-i Sünnet şöyle cevap veriyor. Bir diyor. Onlar bu isteği
Onlar bu istekler sebebiyle değil, küfürler sebebiyle helak olmuşlardır diyor zira. Diyor ki el-Sünnet A. Bir peygamber bir mucize gösterdikten sonra o peygambere iman etmek vacip olup ondan bir daha mucize istemek haramdır. O 70 kişi denizin ikiye ayrılmasını, Musa aleyhisselamın asasının yılan olmasını, 7 beyzayı, efendim çıktıktan sonra gökten bıldırcın helva yağması gibi onlarca mucizeyi Musa aleyhisselamdan görmelerine rağmen hala ondan bir mucize istemişler ve böyle bir harama sülük etmişlerdir. Cenab-ı Hak da onları bu isteklerinden dolayı değil, bir peygamber mucize gösterdikten sonra ondan hala mucize istemek haram olduğu için helak etmiştir. B. Hem onlar Allah'ı görmeyi Allah'a olan muhabbetlerinden, şevklerinden ya da imanlarının artmasından değil, inatlarından istemişlerdi. Allah'ı görmedikçe iman etmeyi sözü bir inat ifadesidir. Cenab-ı Hak onları isteklerinden dolayı değil, inatlarından dolayı helak etmişti. Ve bu cevabın C şıkkı, ben A, B'yi bir de yaptım. Hazreti Musa onları men etmemiştir. Eğer Allah'ı görmek caiz olmasaydı, Hazreti Musa'nın onları men etmesi gerekirdi. Bir peygamberin yanında Allah hakkında caiz olmayan bir şey söylenirse, mesela haşa Allah'ın eli var denirse, peygamber müdahale eder. Allah elden münezzehtir der. Haşa Allah şuradadır dense, peygamber müdahale eder. Allah mekandan münezzehtir der. Halbuki burada, bu ayette, o ayete bir daha bakın unutanlar için, bu ayette onlar Allah'ı görmek istemelerine rağmen Allah, Hazreti Musa'nın onları bu istekten men etmemesi, Allah'ı görmek istenmez, Allah'ı görmek mümkün değildir gibi bir uyarıda bulunmaması ispat eder ki bu ayet Allah'ı görmemeye delil olmaz. Demek ki üç şıklı bir cevap verdik. A. Onlar görmek arzularından değil, harama sülük ettiklerinden helak oldu. Çünkü peygamber delil gösterdi, mucize iman lazımdı. Bir daha mucize istenmez. İki, onlar bu sözlerle inat ettiler. Bu inatları onu küfre soktu. Bu inatları ne yaptı? Küfre soktu. Küfürleri sebebiyle helak oldular. Üç, ayet-i kerimenin mukaddemesinde, sonunda, başında Hazreti Musa'nın onları men etmemesi var. Eğer caiz olmasaydı men etmesi gerekirdi. Demek ki bu ayet-i kerime Allah'ı görmemeye delil olamaz demişler. İkinci delilleri Mutezile'nin la tudriku, la tudrik, göremez. Hu onu, Allah'ı, el ebsar, gözler. Vevvahu yudrikul ebsar, ama o gözleri görür. Der ki Enam suresinde geçiyor. Mutezile der ki ayet-i kerime açıkça gözlerin Allah'ı göremeyeceğini beyan buyurmuş. Artık Allah'ın sözü üzerine bir söz söylemek, izah yapmak caiz değildir. Yine ehl-i sünnet buna cevap vermiş. Demişler ki siz manayı bozuyorsunuz. Ayette la tudriku, idrak geçiyor. Birinci cevap ehl-i sünnetin. Buna da üç şıklı bir cevap verilmiş. Demek ki birinci delile üç şıklı bir cevap,
İkinci deli, üç şıklı bir cevap. Demişler ki bir, idrak başkadır, görme başkadır. İdrak farklı, görme farklı. İdrak nedir? Görülenin bütün kenar ve köşelerine, her şeyine vakıf olmak demektir. İdrak buymuş. Bakın ben şu anda bu kitap idrak ediyor. Her tarafını, her köşesini görebiliyorum. Ki idrak bu manasıyla Cenab-ı Hak hakkında mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hak sınırsızdır. Cenab-ı Hak nihayetsizdir. İdrakın manası neymiş? Buymuş. Şöyle hayalen düşünün. Güneşi gökyüzü kadar büyütün. İşte o zaman güneşi görürsünüz ama idrak edemezsiniz. Buradaki idrak ihata manasındadır. Cenab-ı Hak ihata etmek mümkün değildir. O zaman kayda şu. Her idrak görmedir ama her görme idrak değildir. Ayette nefyedilen şey ne? Görme değil, idraktır. O zaman ayet-i kerim manası gözler onu göremez değildir. Nedir? Gözler onu idrak edemezdir ki ehli sünnete Cenab-ı Hakk'ın zaten gözlerle idrak edilememesini kabul etmiştir. Ama ayette görmek manası yoktur. Yok, illaki ayetteki idraka görme manasını verirseniz demiş ehli sünnet. O zaman biz de buna iki şıklı cevap veririz. Yani bu idrak görmek değildir, farklı bir şeydir. Ama bu izahı kabul etmeyip idrak illaki görmektir denilirse demiş ehli sünnet, biz de buna İki şıklı bir cevap veririz. Birinci şık, ayetteki mana şudur. Allah azamet ve celalinin hakkıyla tecelli ettiğinde gözlerle gözükmez. Evet, bunu kabul eder ehli sünnet. Allah ahirette azametiyle, celaliyle, heybetiyle tecelli ederse buna gözler dayanmaz. Gözler Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisine dayanır. Ayetteki ayeti kerimede nefyedilen idrak Cenab-ı Hakk'ın o zatının nuruyla, o nurunun hakikatiyle tecellisidir. Ya da ayetteki idrak, ayette tahsis vardır. Dünyada gözler onu göremezdi. Ayetin ahirete bir ihtimali yoktur. Bir daha tekrar edersem, ehl-i sünnet demiş ki ayete yanlış mana veriyorsunuz. İdrak başkadır, görmek başkadır. İdrak ihatadır. Bir tarafın her köşesini, her karesini görmektir ki Cenab-ı Hak sınırsız, sınırlardan münezzeh olduğu için Cenab-ı Hak bu şekilde idrak edilemez. Evet, her idrak görmektir ama her görmek idrak değildir. Allah gözlerle idrak edilemez ama gözlerle görülür. Ve yok, illaki idraka görme manasını verseniz o zaman ayetin manası şudur. Allah azametinin, heybetinin, zatının nuruyla, o nurun hakikatiyle tecelli ettiğinde o tecelliye ne dağ, ne taş, ne gönül, ne göz, hiçbir şey dayanamaz. Ki Allah'tan ahirette müminler bu şekilde tecelli etmeyecekti. Cemaliyle tecelli edecekti. Ya da B şıkkı, gözler onu göremez. Ama nerede? Ayete bir tahsis vardır. Buradaki ibare dünyada göremezdir. Ehl-i sünnetin, mutezilenin iki tane deliline toplam altı şıklı bir cevap verdik. Daha farklı şıklar var da benim kullanabileceğim zaman kısıtlı olduğu için ben ehl-i sünnetin delilleri üzerinde daha çok durmak istedim.
Zamanımız ne kadar yeterse, ben 10 tane delil seçtim. 10 delil. Her birisi kuvvetli. Şimdi delillerle başlayalım. Bir, Hazreti Musa Allah'ı görmek istemişti. Rabbi erini enzur ilek demişti. Rabbim bana göster, seni göreyim. Allah'ı en iyi kim tanır insanlardan? Peygamberler tanır. Peki peygamberler içinde en iyi kim tanır? Değil mi? Ulul azm denilen büyük peygamberler tanır ki Hazreti Musa onlardan bir tanesidir. Hiç mümkün müdür ki Allah'ı görmek caiz ve mümkün olmayacak? Hazreti Musa da bunu Mutezile mezhebinin imamları kadar bilmeyecek. Haşa ve kella. Yani Mutezile'nin imamları Allah'ın görülemeyeceğini biliyor. Ama Hazreti Musa gibi Allah'ın kelamına mazhar olmuş, vahyine mazhar olmuş bir peygamber haşa ve kella Allah'ın görülmeyeceğini bilmiyor. Eğer Allah'ın görülmeyeceğini kabul edersek haşa ve kella Hazreti Musa'nın Mutezile mezhebinin imamları kadar Allah'ı tanımadığını kabul etmek lazım gelir. Bu ise bir peygamber hakkında düşünülemez. O halde delil bir, Allah'ı en iyi peygamberler tanır. Onların da içinde ulul azm peygamberler tanır. Hazreti Musa da peygamberlerin ulul azim olanlarındandır. Allah'ı görmek istemiştir. Hazreti Musa caiz ve mümkün olmayan bir şeyi Allah'tan istemez. Delil 2. Şimdi Allah'ı görmek istemiş. Peki Hazreti Allah eğer kendisini görmek mümkün olmasaydı, o zaman derdi ki ben görülemem. Ama Allah ne dedi? Sen beni göremezsin dedi Hazreti Musa'ya. Bakın, kendisinin görülmesini nefy etmedi Allah. Kendisinin Hazreti Musa tarafından görülmesini nefy etti. Eğer Allah'ı görmek mutlak manada mümkün ve caiz olmasaydı, o zaman Allah-u Teala Hazreti Musa'nın isteğine mukabil ben görülemem, beni görmek mümkün değildir derdi, sen göremezsin demezdi. B şıkkı, Kur'an'da peygamberlerin caiz olmayan isteklerine hemen Cenab-ı Hak hitap etmiştir. Yani ne diyeyim, böyle biraz gazabıyla ifade etmiştir. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi evladı için diyor ki, evladım benim ehlimdendir. Ya Rabbi onu da affet. Allah diyor ki, inni e'izuke en tekune minel cahilin. İnnev leyse min ehlik diyor üstünde. O senin ehlinden değildi. Cahillerden olmaman için seni sığındırıyor. Hemen gelmiş diyor bakın. Cahillerden olmaman için. Bir daha bana böyle duada bulunma. Hazreti Nuh Aleyhisselam da hemen Aleyhisselam'ın şeyinde Allah'a sığınıyor. Hemen Allah'a sığınıyor. Ve diyor ki Allah'ın hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım diyor. Aynı şey Adem Aleyhisselam Havva Validem hakkında da geçerli. Allah yemeyin dedi değil mi bu? Yaklaşmayın dedi. Yaklaşınca ne oldu? Allah hemen onlara itapta bunu cennetten kovdu. Bakın Allah-u Teala peygamberlerin caiz olmayan bir şeye istek ve tevessül etmesinde hemen onları böyle hitabının da şiddetiyle ne yapmış? Uyarmış. Halbuki Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya niçin haşa ve kella beni görmek istedin? Bu nasıl bir istektir?
dememiş. Eğer Allah'ı görmek caiz olmasaydı, toparlaya toparlaya gidiyorum. Bir, Hazreti Musa'nın Allah'ı görme isteği olmazdı. İki, Hazreti Allah ben görülemem gibi umumi bir ifadede bulunup sen beni göremezsin demezdi. B, Hazreti Nuh'a Hazreti Adem'e yaptığını Hazreti Musa'ya da yapardı. Hazreti Musa'ya gazabıyla hitapta bulunurdu ama bulunmamıştı. Bu da ispat eder ki Allah'ı görmek caizdi. 3. Hazreti Allah ayet-i kerimede dedik eğer dağa bak, eğer dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Allah Teala kendisinin görülmesini bir şarta bağladı değil mi? Şart ne? Dağın yerinde durabilmesi. Kayda şudur. Şimdi dağın yerinde bir basamak geriden geleyim. Dağın yerinde durabilmesi zatında mümkün müdür? Mümkündür değil mi? Zatında mümkündür, duramamıştır. Ama zatında mümkündür. Kayda şudur. Bir şey mümkünse mümküne bağlı olan şey de mümkündür. Kayda bu. Altta sayıyla yazdım. Bir şey mümkünse mümküne bağlı olan şey de mümkündür. Cenab-ı Hak rü'yetini, kendisinin gözükmesini caiz ve mümkün olan bir emrin vücuduna, yani dağın istikrarına, yerinde durabilmesine bağlamıştır. Eğer Allah'ı görmek caiz olmasaydı, bir, Hazreti Musa bunu bilirdi ve Allah'tan onu görmeyi istemezdi. Madem istemiş, demek ki caiz. İki, görmek caiz olmasaydı, Cenab-ı Hak derdi ki ben görülmem. Görülmeyi nefyederdi, görülmede bir tahsis ve kayıt yapmazdı. Sen beni göremezsin demezdi ve ayrıca Hazreti Musa'ya da bu isteğinden dolayı Nuh Aleyhisselam'a Hazreti Adem'e yaptığı gibi hitapta bulunurdu. Ama bunları yapmamış. 3. Allah'ı görmek caiz olmasaydı Cenab-ı Hak kendi görülmesini mümkün olan bir şarta bağlamazdı. Madem şart mümkündür, şarta bağlı olan şey de mümkündür. 4. Allah felemme tecella rabbu lil cebel dua etti. Rabbin ne vakit dağa tecelli etti. Cenab-ı Hakk'ın dağa tecelli etmesi şudur diyor ehl-i sünnet. Dağ bir nevi hayata ve rü'yet, görme kabiliyetine mazhar oldu. Allah tecelli etmesi nedir? Cenab-ı Hak insana verdiği hayatı ve görme kabiliyetini o anda kime verdi? Dağ verdi. Dağın o anda bir hayatı ve görme kabiliyeti yok farz edilirse tecelliden ne anlaşılacak? Hiçbir şey anlaşılamaz. Tecelliden maksat Cenab-ı Hakk'ın dağa bir hayat vermesi ve kendini görme kabiliyetine dağ muvaffak etmesidir. Ama dağ buna dayanamamıştı. Parçalanmıştı. Esed diyor ki dağ gördü parçalandı. Dağ için görmek mümkünse insan için de görmek mümkündür. Eğer Cenab-ı Hak insanı dağın o andaki kabiliyet derecesi bıraksa insan da parçalanır. Ama Allah ahirette o dağa verdiği kabiliyetten çok üst seviyede bir kabiliyet verecek insana, bir kuvvet verecek. Ne kadar kuvvetli bir delil değil mi? Allah dağa tecelli etti diyor. Tecelli ne? Dağın bir hayata ve rü'yete, görmeye mazhar kılınması. Bu nimete kavuşması. Ama dayanamadı.
dağ görüyorsa, dağ için görmek caizse, insan içinde görmek caizdir. Geçen derste Burhan abi çok güzel bir şey söyledi. Yani dedi ki Cenab-ı Hak dedi, derdin içinde dedi dermanı saklamış. Burada da aynı şey oluyor. Mutezile'nin delil olarak gösterdiği ayetten Ehl-i Sünnet onun delilini çürütüp 4 farklı delil çıkartmış. Yani kardeşler, Ehl-i Sünnet alimlerinin de zekavetine ve subhanallah diyelim yani. Daha neler var neler. 5. Lillezine, o kimseler için vardı. Kim onlar? Ahsan, ihsan edenler. İyilik yapanlar için diyelim biz. İhsanın farklı manaları var. Ne vardı? El husna, hüsna vardı. Hüsna güzellik demek. Bu arada güzellik bütün alimler ittifakıyla cennettir. Ve ziyade, ve bir de ziyade vardı. İman edenler için ne varmış? Hüsna ve bir de ziyade var. 5. delilimiz bizim bu Ehl-i Sünnet. Buradaki ziyadeden maksat cennettir demiş Ehl-i Sünnet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nereden anlıyoruz cennet olduğunu? Belki başka bir şey. Fahru Razi Hazretleri buraya bir tefsir, bir mütalaa yapıyor. Tadına doyum olmaz yani. Diyor ki, tekrar bu ayet-i kerimeyi göstereceğim. Önce mütalaayı bir anlayalım. Üzerine ilave olunan şey belirli bir miktar ile tayin edilmişse ziyade o şeyin cinsinden olur. Fakat belirli bir miktar ile tayin olunmamışsa ziyadenin ondan başka bir şey olması gerekir. Misal anlayacaksınız. Bir daha okuyalım kaydı. Misal üstüne oturtalım. Üzerine ilave olunan şey belirli bir miktar ile tayin edilmişse. Mesela dedik ki sana 10 kilo buğday ve bir de ziyadesi var. Şimdi ne yaptık? Neyin üzerine ilave edilecek? Buğdayın üzerine. Üzerine ilave edilen şey ne oldu? Belirli bir miktar ile tayin oldu. Yani 10 kilo dedik. Bu durumda ve bir de ziyade var dedim. Ziyade ne olur? Onun cinsinden olur. Yani 10 kilo var, birkaç kilo daha koyacağım ama. Ama belirli bir miktar ile tayin olunmaması. Şöyle dense, sana buğday ve bir de ziyade var. Buğdayın kilosu miktar belirtilmemişse o zaman ziyadenin o şeyin cinsinden başka bir cins olması lazım ki. Bu bir kaydı. Bir daha söyleyeyim. Bir şeyin miktarı belirtilmişse ziyade onun cinsinden olur. 10 kilo buğday ve bir de ziyade var dersen 12-13 kilo buğday alınır. Ama belirli bir miktar tayin edilmemişse buğday ve bir de ziyade var derse o zaman ben ziyadeden buğday anlamam diyor. Arpa anlar. Yulaf alınır. Şimdi ayet-i kerimeye bir bakın. İhsan edenler için hüsna, cennet ve bir de ziyade vardır. Farvaz diyor ki cennet burada belirtilmemiş. Yani cennet nimele teker teker sayılmamış. Tümüne hüsna denmiş. O zaman ziyadenin ne olması lazım? Cennet cinsinden olmaması lazım. Allah'ı görmekten başka cennet cinsinden olmayan hangi nimet var diyor Farvaz. Ve subhanallah, zekaya bakın ya. Zekaya bakın. Ziyadeye verdiği manaya bakın. Evet. Neyim? Ne güzel oturtmuş ya. Eğer kendisine ziyade olunan şeyin miktarı belirtilmemişse kayde şu. Ziyade o şeyin cinsinden olmaz. Bu aradaki ziyade cennet cinsinden olmayan bir şey. O da nedir diyor Farrazi? O da diyor Allah'ı görmekti. Ve bu manayı Hazreti Ebu Bekir, İbn Abbas, İmam Katade, İmam Suddi, İmam Dahhak, efendim Hazreti Hüzeyfe, bütün bunlar vermiş ziyade. Zamanım bitiyor, biraz hızlı hızlı gidiyorum şöyle. 6. delil. Kıyamet suresi ayet 22-23. Hepsi bitmesi önemli değil.
Yavaş yavaş gidelim 17. Diyor ki Ehl-i Sünnet. Ya artık çok açık diyor. Vücuhun bir kısım yüzler yevme izin o gün nadiretun parlaktır. Işıl ışıl parlak. İlâ rabbiha nazire. Onlar Rablerine bakar. Ayet-i Kerime son derece açık bir şekilde Allah'ın ahirette gözükeceğini söylüyor. Şimdi aklınıza geliyor değil mi? Yani Fesuban bu kadar açık bir ayet-i kerime varken acaba Mutezile bunu nasıl tevil etmiş? Değil mi Abdurrahman Hocam? Yani açık açık Arapça bilenler de var. Vücuhun bir kısım yüzler yevmeizin o gün nadire ismi fail parlaktı. İlâ Rabbe Rabbine naziretun bakar. Demiş ki Ehl-i Sünnet bu ayet-i kerime. Buradaki nazire yani bizim bakar manasını verdiğimiz bakmak manasındaki nazaradan değil beklemek manasındaki nazaradan gelmiş ismi faildir. Nazara iki asıldan da türüyor nazire kelimesi. Bir bakmak var nazara bir de beklemek var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçer. Velahum yuntazirun velam yunzerun böyle geçer. Velam yunzerun. Bu da üç mana mümkün. Yunzerun intizardan gelebilir. Yunzerun görme manasındaki nazaradan gelebilir. Yunzerun bekleme manasındaki nazaradan gelebilir. Şimdi bakın velam yunzerun. Eğer orada yunzerun görme manasını nazaradan gelmişse ayet şu olur. Onlara merhamet nazarıyla bakılmaz. Yok. Bekleme manasındaki nazaradan gelmişse mana şöyle olur. Onlar azaba gitmemek üzere bekletilmezler. Eğer tehir etme manası intizardan gelmişse mana onların azabı bir an bile tehir edilmez olur. Farklı aslında. Diyor ki Mutezile buradaki nazara görme değildir. Beklemedir. Ayet ne olur o zaman? O gün bir kısım yüzler vardı. Rablerini beklerler. Ama Ehl-i Sünnet hemen cevap veriyor. Olmaz diyor. Niye? Çünkü Arapçada bekleme manasındaki nazara ilah harfi ceril hiç gelmez. Ancak görme manasındaki nazara ilah harfi ceril'e gelir. Buradaki nazara ilah harfi ceril'e gelmişti. Demek ki görmekti. İki. Hemen cevap veriyor. Ayet-i Maş diyor ki yüzler var ki o gün parlaktır. Yani neşe içindedir. Bunlar zaten neşeye gark olmuş. Bunlar nerede? Bunlar cennette. Cennette o neşeyi gördükten sonra Rablerini beklerler. Ayet-i Kerime'ye uymaz. Artık o neşeyi tamamlayacak bir şey lazımdır. Eğer onlar Rablerini beklemenin endişesi içinde olsalardı yüzler ne olurdu? Öyle parlak olmazdı demişler. Yahu bizim bilmediğimiz alemde ne cidel olmuş ya. Vallahi onlar kılıç yerine kalemlerini çekmişler ha. Ne mücadele değil mi? Fesubhanallah, fesubhanallah. Yedinci delil. Yedinci delil. Ayet-i Kerime'ye bakın nüzul ifadesi. Bu Ali İman Suresi ama Kehf Suresi'nde de geçiyor. Başka yerlerde de var. Lakinillezine tagav rabbehum. Lakin Rablerinden korkanlar var ya lahum onlar için şu vardı cennet cennetler vardı. Allah cenneti anlatıyor. Tecri akar min tahtiha o cennetin altından el enhar nehirler akar. Halidine fiha onlar orada ebedidirler. Sonra diyor ki nuzulen min indillah Allah katından bir nuzul olarak. Ehl-i Sünnet diyor ki şu nuzul ifadesi ahirette Allah'ın görüleceğine bir delildir. Çünkü diyorlar ki nuzul bir ziyafette tam lügat manası bir ziyafette asıl ziyafetten önce yapılan küçük ikramdır. Hani biz aparatif diyor şimdi atıştıralım diyor. Bir masa var düşünün kurulmuş böyle işte gelen misafirleri beklemiş yanlarda da böyle bisküvi şeyler var. Asıl ikramdan önce yapılan ikram.
aparatif. Cenab-ı Hak cennetin tamamına ne dedi? Nuzul dedi. Allah cennete nuzul dedi. O zaman bu nuzule kıyasla ne olması lazım? Bir asıl olması lazım. Cennet nuzulse Allah'tan başka asıl olabilecek ne vardı? Zeka görüyor musunuz kardeşler? Şimdi bazıları diyor ya, bir parantez bilgisi. Ya Kur'an-ı Kerim'in manasını okuyun anlayın. Yahu şu ilim, yani şu ilim, bu alimlerin kitaplarını okumak varken şu biz nuzuldan bu mana nereden çıkaracağız? Şu ayeti kerimeyi kardeşlerim 1 milyon defa okusak biz bunu çıkartamayız. Bu Farrazi'nin işi. Bu İmam Maturidi, İmam-ı Azam'ın işi. Bu onlara verilmiş. Bakın bir nuzul kelimesinden ne çıkartıyor? Değil mi? Çok kuvvetli bir delil. Bütün cennet Allah ne dedi? Kendi katından bir nuzul dedi. Nuzulun manası ne? Asıl ziyafetten önce yapılan küçük ikram. Eğer cennet küçük ikramsa büyük bir ikram lazım ki o da nedir? Ancak Allah'ı görmektir. 8. delil. Bakın İmam Şafii, İmam Malik ne güzel delil çıkartmış. Önce bir ayet-i kerimeye bakın. Kella, hayır diyor. İnnehu, muhakkak ki onlar o kafirler. An Rabbihim, Rablerinden. Yevme izin, o gün, yani o kıyamet günü. La mahcubun. Hicaptan geliyor. Mahcuptur, yani perdelidirler. Perdelidirler. Neden perdelidirler? Rablerinden perdelidir. Yani Rablerini göremezler. Kafirler Cenab-ı Hakk'ı göremeyecek. Sadece Cenab-ı Hakk'la konuşacaklar. O da en son Cenab-ı Hak'tan af dileyecekler. Cenab-ı Hak onlara "Vela tukellibun, artık benimle konuşmayın" diyecek ve o da Allah son konuşmalar olacak. Ayet-i kerimede böyle geçiyor. İmam Şafii bak ne diyor? Demek ki diğer bir topluluk mahcup, perdeli olmayacak. Ehli cennet de mahcup, perdeli olsaydı, o zaman Cenab-ı Hakk'ın kafirlerden bahsederken onlar mahcupdurlar, perdelidirler demez uygun olur muydu? Ne güzel. İmam Malik ne diyor? Eğer müminler o gün Rablerini görmeyecek olsalardı, kafirler görmemekle ayıplanmazdı. Maşallah, la kuvvete illa billah, Ahmet abi dedi. Eğer müminler o gün mahcup olsalardı, perdeli olsalardı, Allah'ı görmeyecek olsalardı, kafirler Allah'ı görmemekle ayıplanmazdı. Madem ayıplanmış, Allah'ı görmek caiz. 9. delil, onu da tamamlayacağım kardeşler. Değil mi? Ehl-i Sünnet alimleri ismine de vücut delili demişler. Vücut delili. Bir mantıktan, akıldan çıkartmışlar bunu. Vücut varlık demek malum. Demişler ki bir şeyin görülmesinin sebebi onun var olmasıdır. Ben kitabı görüyorum. Çünkü vücudu var. Masayı gördüm. Vücudu var. Elimi gördüm. Vücudu var. Ve devam etmişler. Bütün bunlar vücut mertebesi olarak vacibul vücuda kıyasla çok zayıftır. Şunun vücut mertebesi mümkünül vücuttur. Mümkünül vücut. Olabilirdi ya da olmayabilirdi. Başka bir sebep tarafından olması tercih edildi, vücut buldu. Tercih edilmeseydi yokluk aleminde kalacaktı. Bir şey varlık alemine çıkabilmek için bir sebebe ihtiyaç duyuyorsa onun vücut mertebesi mümkünür vücuttu. Acaba varlık alemine çıkmak için bir sebebe ihtiyaç bulmayan, bir sebebe ihtiyacı olan şeyleri tek kelimeyle özetlesek ne deriz? Allah'tan başka iş. Allah ise nedir? Vacibül vücuttu.
vücubu zatından, kendinden olan, vacip olan varlık aleme çıkmak için haşa başka bir vücuda ihtiyacı yok. Bizatihi kayveday. Ve demiş ki Ehl-i Sünnet, vücut mertebesi vacibül vücuda kıyasla daha zayıf olan, gölgeli olan mümkünür vücutlar gözüküyorsa, elbette vücut mertebesi buna kıyasla çok daha kuvvetli olan, vacibül vücut olan Cenab-ı Hak gözükmelidir. Demek ki Allah gözükecektir. Çünkü Allah vardır, vücut sahibidir. Vücut sahibi olmanın da alameti gözükmektir. Ve son delile geçiyorum. Bu delili izah etmiyorum. Bu kapıyı açmıyoruz. Bu konudaki hadisi şerifler. Daha ayet de var. Hadis-i şerifler de çok. Ders ağır olur diye ben hadis-i şerifleri kaydetmedim. Yazmadım. Çok hadis-i şerif var. Çok hadis-i şerif. Cenab-ı Hakk'ın ayın 14'ü gibi temsille gözükeceğine dair. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.